Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün detaylı bir kafes temizliği yaptık arkadaşlar. Sesimden de anlaşılacağı gibi. Hayatımda ilk defa bu kadar çok yoruldum kafes temizlerken. Normalde böyle derin temizlik yaparken annemle beraber yapıyorduk. Bugün annem yoktu maalesef. Tek başıma yapmak durumunda kaldım. 5 saatim falan aldı arkadaşlar. Hatta 5,5 saat de diyebiliriz. 5,5 saatte bütün kafesleri temizledim. Önceden daha kolaydı çünkü kafeslerimiz sadece şu dörtlü kafesin dolapta. Gerisi full teldi arkadaşlar. Şu an hepsi dolap. Detaylı temizlik dediğim nedir? Hemen ondan da bahsedelim. Kafesin bütün köşelerini, ince ayrıntılarını temizliyoruz arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz zaten nasıl parlıyor. Bu telleri falan çıkartıyorum. Şu ön teller falan var arkadaşlar. Şurada klipsleri var. Bu klipslerden çıkartıp telleri iyice temizliyorum. Bakın ızgaraları falan da temizledim. Taban ızgaralarını. Şöyle kafesi çekelim. Bakın sıfırlanmış gibi şu an kafes. Arka köşeler bile şu an tertemiz. Normalde oralarda kuş tüyü falan olması lazım. Şu an kafesimizin her yerini temizledim arkadaşlar. Yuvalıkları da dahil. Bunu neden yaptık? Biliyorsunuz kuşlarımızı eşe atacağız. Kuşları eşe atmadan önce hatta böyle 3 ayda bir falan ben genellikle bu derin temizliği yaparım. Hani kafesin her yerini temizlerim arkadaşlar. Hem bit için hem de kafes hemen eskimesin diye. Mesela şu kafesimiz 4 yıl oldu alalı ama şu an hala sıfır gibi duruyor arkadaşlar. O yüzden dolayı ben hem temizliği çok seven biriyim. Kirli olduğu zaman falan bakasım gelmez kuşlara falan. Hem de hayvanların sağlığı için bit pire üremesin, çoğalmasın diye. Hem de videolarda güzel videolar çıkarabilmemiz için arkadaşlar. Bugün ne yaptık? Dediğim gibi kafes temizliğimizi yaptık. Onun haricinde erkeklerimizi yumurtlatacağımız kafeslerde, eşleyeceğimiz kafeslere yerleştirdik. Birkaç gün sonra tıraşlamalarını yapacağız. Tıraşlama nedir? Popo kısmındaki tüyleri keseceğiz arkadaşlar erkeklerin. Çiftleşme olduğu zaman hani sıvının tüylere yapışmayıp direkt dişiye geçmesini sağlayacağız. Hatta dişininkileri de belki kesebiliriz ama en önemlisi erkeklerin popo tüyleri arkadaşlar. Erkekleri tıraşlayacağım. Onun da nasıl yapıldığını işte sizlere söylerim. Büyük ihtimalle yaptıktan sonra videoyu çekelim. Her neyse. Şu an şurada bir kafesimiz boş en üstte. Oraya 3 gün sonra falan bir erkek kuş gelecek. Onun için hani oraya hazırladım. Onun haricinde dişlerimi sadece iki kafeste biriktirdim. Hepsini bir yere koymadım. Hepsini bir yere koyunca dişler kavga ediyor. Hepsi bayağı bir kızışmış çünkü. Yuvalar şu an boş. Eşe attığım zaman da boş kalacak arkadaşlar. Şöyle yuvalarımızı gösterelim. Normalde mısır grönünü koyuyorduk biliyorsunuz. Aha burası dolu kalmış. Vallahi birini es geçmişiz. Aynen. Bakın böyle bırakacağım arkadaşlar. Mısır grönünü kullanmayacağım. Çünkü yazın hani kuşlar istemiyorlar. Atıyorlar. Boşu boşuna kirletmesinler. Şu anda içerinin ısısını gösterelim. Camımızı falan kapattım. 25,5'ti. Camı kapatalı bir 10 dakika falan oldu. 25,9'a kadar çıkmış. 26 diyeceksiniz. Şu an 26 derece. Saatimiz kaç? 11'i 4 geçiyor arkadaşlar. Işıkları falan yanıyor. Çünkü temizliği daha yeni bıraktım. Bitirdim. Yerleri falan süpürdük. Tozunu falan aldık kafesimizin. Hemen bir videoya geçelim dedim. Sultanlarımızın yavrularını gösteremeyeceğim maalesef. Çünkü şu an taburemiz yok. Yuvalarını açamıyorum. Dediğim gibi bu erkekleri tıraşlayacağız. Hangi erkeği nereye koyduk hemen bahsedelim. Bu arada hangi dişiyi de bunları atacağız artık hani birkaç tane takım var aklımda yerleştirdiğim ama hani onun haricindekileri de artık yorumlara dikkat alarak eşlemeyi düşünüyorum. Aynı şekilde bu kafeslerimizin hepsi temizdi. Sadece şu sol alttaki sultanların telini çıkartıp temizleyemedim. Sultanlar çünkü elimi ısırdılar arkadaşlar onu alamadım. Onu artık bir dahaki temizlikte halletmeye çalışacağım. Erkekler, dişiler, bütün kuşlarım şu an eşleşmeye hazır durumda arkadaşlar. Şunun tipe bakın. Beni mi dinliyorsun? Dediğim gibi yuvaya granül falan koymayacağım. Bir daha hani boşu boşuna kirletmesinler. Zaten sıcak olduğu için yuvanın içi. Granül kullanmayacaklardır. Eşeleyip dökeceklerdir arkadaşlar. Bu arada dörtlü kafesinde şu an yuvaların içinde folluk yok. Onlar kirliydi. Onları yıkadım. Kurumasını bekliyorum. Kuruduktan sonra tekrardan koyacağım. Kuşlar çok çok iyi şu an burada. Gayet halleri vaktileri yerinde. Sadece bir kuşumuz var hasta olan. O da DF'miz. Onun da kafesini değiştirdik. Onu da göstereceğim. Bunu bugün hiç elime alamadım. Kafes temizliyordum. Hani bana gelmek istedi çok ama maalesef alamadık arkadaşlar. Size bir şey diyeyim mi? Bu dişi de alışmış herhalde. He. Bunu ala ala bu dişi de alıştırmışız. Normalde bu saldırıyordu. Demin gördüğünüz gibi parmağımı vurdu vurdu gitti geri. Her neyse konumuz bu değil. Hangi erkekleri nereye koyduk hemen bakalım. Bunların zaten yeri sabit. Biliyorsunuz bunların yanına yeni dişi atacağım. Hani daha önceden yavru almadığımız dişileri atacağım. Yuvaları o yüzden yukarıda bıraktım. Burada da daha önceden yavru aldığım takımların erkekleri olacak. Bir tanesi hariç.
Bunun dişisi belli zaten. Sarı yeşil spangle. Burada bir erkeğimiz var. Buna ben DF'ye atmayı düşünüyorum. Tabi o gün geldiği zaman karar vereceğiz artık. Kuşları eşe atarken bakarız. Bunun eşi mor. Bunun eşini değişmeyi düşünmüyorum. Bu arada Kremion'un eşi Albino'ydu arkadaşlar. Onu da bahsedeceğim birazdan, her neyse. Evet, 4 dişimiz burada bakın. Neyse, şöyle yapalım. 4 dişimiz burada arkadaşlar. 4 diyorum, pardon, 5. 5 dişimiz burada, 4 dişimiz şurada. Yanlış saydık. 5 dişi burada takılıyorlar şu an. Şimdi geldiği zaman bunları eşe atacağız. Erkek kusmuş sağa sola. Neden böyle yaptı acaba? Yanında erkekler falan vardı. Büyük ihtimalle o yüzden dolayı kustular arkadaşlar. Hani birbirlerini beslemeye çalıştılar. Yoksa hasta olduğundan değil. Halini görüyorsunuz şu an. Nasıl kur yapıyor. Bu arada dişilere de ilaç vereceğiz. Ya sarımsaklı su veririm, ya elma sirkesi veririm, ya da herhangi bir vitamini veririm. Çünkü hepsi bir aradayken hasta olma ihtimalleri daha fazla. Burada sultan takımı var. Bunlar sadece yuvalık takılacak. Burayı dediğim gibi yeni gelecek kuşa bıraktım. Evet arkadaşlar, buradaki sarı Japon esimize albino'yu buna atacağım arkadaşlar. Bununla yavru alacağım. Gördüğünüz gibi Japon esimiz şu an eşleşecek durumda, yavru verecek durumda. Yanındaki için aynı şeyi söyleyemem. O fazla hareketli değil ama sarı gayet güzel. Evet, kremiyomuz burada. Kremiyoyu hangi dişi atacağım bilmiyorum. Onu da artık zamanı gelince hangisini yakıştırırsak atarız arkadaşlar. Ama iri kuşa atmayı düşünüyorum. Hani iri iriye, hani cüsse, hani iri, nasıl diyeyim, boyutları birbirine denk kuşları eşe atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Evet. Diğer 4 dişimiz de burada. Bunun eşi belli. Sarı yeşil spangle erkek var. Demin en alttan ikinci kattaydı, göstermiştik. Burada DF'miz var. Çakılı eşe atmıyoruz. Çakıl çok çok yağlanmış. Hatta çakılı benim bu odadan alıp arkadaşlar, balkondan alıp İçerideki salmayı atacağım. Tek başına takılacak. Yani şu an öyle bir planım var. Çünkü cidden aşırı yağlanmış. Obezlikte çığır açmış yani. Öyle söyleyeyim sizlere. İki kuşun ağırlığı kadar ağırlığı var şu an muhabbetlere göre. Cidden hani çok ciddi bir yağlanması var arkadaşlar. Umarım onu da iyileştirebiliriz. Çok güzel yavru veriyor o da, biliyorsunuz. En son eşlediğimiz kuşumuz. Burada yeşil şovumuz var. Onu da eşlemiştik. İki tane gri yavrusunu aldık. Cidden çok güzel yavru veriyor arkadaşlar. Bakın, balkonu kapattık. Gene yükselmeye devam ediyor. 26.1. Balkonu açacağım. Sabaha kadar aynı duracak. Ama bu güneşlikleri açmıyoruz arkadaşlar. Hava kapalı olduğu zaman açıyorum. Çünkü güneş vurmasın diye. Güneş vurduğu zaman içeriye ısıtıyor. İçerinin ısısı güneş girmediği zaman, yani gördüğünüz şu 26-27. Fazlaca yükselmiyor. Gece burası 24'lere kadar falan düşüyor. Gece 2-3 gibi. Kuşlarımız da serinliği gördüğü zaman bu şekilde kurlarla falan başlıyorlar. Evet, burada hasta kuşumuz var arkadaşlar. Buna yulaf verdik, ekstra yem verdik, su verdik. Şu sultanlara bakmaya çalışalım, bakalım göreceğiz mi? Bunların da maşallahı var. Bunları yakın zamanda beslemeye başlayacağız. Onları besleyeceğimiz aparatı da gösterelim sizlere. Hemen dağılmış burası. Normalde böyle dağınık değil arkadaşlar. Şunu hemen bir aşağıya koyayım. Burada suluğumuz var. Dolaplarımı da düzenli tutmaya çalışıyorum. Çünkü karışıklık olduğu zaman beni bunaltıyor. Burada 3 farklı aparat var arkadaşlar. Bunu büyük sultan yavrularım için, papağanlarım için. Çünkü bunun haznesi daha fazla. 20'lik, yani 20 cc'lik bir enjektör. Ucu da zaten gördüğünüz gibi sultanlar için bayağı uzun. Bayağı bir uç var bizde arkadaşlar. Nerede o? Şu metal olan hasta kuşlara kullandığım aparat arkadaşlar. Odaklayalım şöyle. Bu hasta kuşlara kullandığım aparat, onun şırıngası da burada. Bu da normal sağlıklı yavrulara, sultanın yavrularına, muhabbetin yavrularına kullandığım enjektör. Düz şeklinde olan var ama düzü kullanmıyorum. Şunu kullanıyorum arkadaşlar. Yakın zamanda zaten sultanları beslemeye başlayacağız ama sultanları beslerken büyük ihtimalle gene bunu kullanırız da biraz büyüdükten sonra bu enjektöre geçeriz arkadaşlar. Hani bunlar daha kolay oluyor. Bunun ayarlaması falan da var. Yani şöyle gösterelim. Burada aparat falan var. Bunu AliExpress'ten getirtmiştim. Türkiye'de illaki satılıyorlar ama hangisi de satılıyor bilmiyorum.
O yüzden dolayı kesin bir şey diyemeyeceğim ona. Şu sultanlar dediğim gibi yuva takılacak. Onlar direkt yumurtarlar zaten. Bir dişi bir erkek muhabbet gelecek. Gelen erkeğin yeri belli. Ayarladım, temizledim. Hepsi ayarlı bir şekilde duruyor. Bu arada tünek sabitleme aparatlarımızı da yapıştırdım arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Karşı duvarda duruyor. Dört kafesin dördüne de yerleştirdim. Bugün onlar beni birazcık aslında hani uğraştırdı demeyeyim de vakit kaybı oldu. Normalde biraz daha erken bitebilirdi ama yapıştırıcı kuvvetli olduğu için hem elimize yapışmasın hem de görüntü kirli olmasın diye, sağa sola akmasın diye biraz dikkat ederek yaptık. Şunu kuru yapmaya bakın. Ya buna düşündüğüm eş gri arkadaşlar, gri. Buna griyi düşünüyorum. Yavaştan söyleyelim bari hangilerini hangi eşi atacağınızı da. Buna griyi düşünüyorum. Bunun kendi gri dişisi var zaten. Buna da o gidecek yine. Buna mavi dişimizi eş olarak atacağım. Şuradaki biraz önce gösterdiğimiz sultanları geç. Bununki de sarı yeşil spangle. En alttaki kafeste olan dişimiz. Buraya büyük ihtimalle DF dişimi atacağım. Buraya mor gelecek. Bunun yanına albino gelecek. Bunun yanına hangisi gelecek? Bunun yanına DF'yi atabiliriz. Ama DF'yi şuna da atabiliriz bakın. DF buna da gider yani. Ya şu an kafam çok çok karışık arkadaşlar. Bu arada yeni kuşlar da gelecek. Onlar geldikten sonra da belki eşleşme değişebilir yani. Nasıl değişir? Buradaki yeşil erkeğimize o gri dişi atmaktansa, ama ben gri atmayı düşünüyorum da, yeni gelecek kuşu da atabiliriz de. Neyse biz buna gri atalım arkadaşlar. Hem gri çok kızgın hem erkeğimiz çok kızgın. Yumurtlama ihtimali, yavru yapma ihtimali daha yüksek bunların. Diğer gelecek dişi birazcık huysuz. Bizi bekletmesin, zamanımızı çalmasın. Bu arada geçen de birinin gözüne çarpmış duvardaki ne diye. Duvardaki bizim bileziklerimiz. Buradaki de benim arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar diyelim. Yakın zamanda yine eksiklerimiz varsa tamamlayacağız. Kalamar kemiklerini taktım bugün hepsine. Sadece bir kafeste yok. O da şuradakinde. Onu da yarın takacağım. Kumluklarımız var. Kumlukların hepsini yıkadım. Kurumasını bekliyorum. Yuvalıkların hepsini yıkadım şuranın. Onu kurumasını bekliyorum. Fazla bir eksiğimiz kalmadı. En geç 5 günde içinde kuşlarımızı eşe atacağız arkadaşlar. Beklemede kalın diyelim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu videomuzu beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.